Hiç değişmiyorsunuz kibar yani. Niye değişeyim? Hep nüktedansınız, hep nüktedansınız efendim. Allah bozmasın be, maşallah. Efendim, maşallah de. Maşallah. 41 kere maşallah, çarpı 2. Efendim, Yeni Gazino sahnesi. Hoş geldiniz evet, tekrar. Yeni Gazino sahnesinde ben bir kere daha geldim. Bu ikinci gelişim. Ve çok memnun olduğum ve sevdiğim bir yer. Ve değerli arkadaşlarımızın çalıştığı bir yer. Kalite marka Treminisur. Kibar yani. Müzikal çalışmalarınız ne halinde? Hayranlarım. Ay size haberlerim var. Vallahi. Çünkü ben çok röportaj yapmıyorum biliyorsun evet. Artık uzun zamandır. Dinlenmeye çekildim ben ama ne için dinlenmeye çekildim? Yeni projelerim olduğu için İlk onlara yoğundum. Nasıl projeler? Biliyorsun ilkeyim zaten kadınlardan biriyim ben. Öyle. Bunu kimse inkar edemez. Kendimi methetmiş gibi olmayayım ama bu benim sakız. Hakkım. En doğal hakkım. 45-50 senemi verdim. Evet. El aleyle çalıştım, gırtlağımla çalıştım. Ekmeğimi çocuklarıma gırtlağımdan getirdim. Şükür olsun. İlkeyim zaten kadınlardan biriyim. Tarkan'la başladık. Evet. Uğur getirdi bana o. Sonra Şebnem derken, Sezen derken hep kalite markalar onlar. Ben çok hepsini birbirinden daha çok seviyorum. İlk imzayı Tarkan'la çaktık biliyorsunuz. Evet. Şimdi projenin en büyüğü geliyor. Söylemi sayıptı. Bir hatam olsa özür dilerim. Mütevazi bir kadın. Ben kendimi seviyorum. Kiminle bu proje? Alçak gönüllü olmak güzel şey. Buyukayla. Ciddi misiniz ya? Neden? Ben kibarıyım. O da buyuka. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda var ya kalbim küt küt atıyor. Ay yapma. Neyse nasıl bu benim? Şaka değil gerçekten. Buyukayla güzel bir projemiz var. Allah nasip kısmet ederse. Çarpımda da söylemeyeceğim. Ne zaman efendim? Hayranlarınız için nereye geçecek? En yakın zamanda yemin ederim bak. 3 vakte kadar değil. Bayağı zamandır o çalışıyordu. Bir araya gelemedik. Onun yoğunluğundan. Ondan sonra ben şarkıyı ezberledim. Çok az öz bir şarkı geliyor. Efendim şimdi bilim adamları araştırma yapmışlar. Ha. Demişler diye. Ha onu biliyorum. Hep de aynı şeylerdir. Eski gari bu. Erkekler kadınlardan daha fazla yalan söylüyormuş. Doğru mu? Pardon? Erkekler kadınlardan daha fazla yalan söylüyormuş. Doğru mu? İlişkilerde. Şimdi bu gıybete girmiyor musunuz ya? Yapalım azıcık gıybette. Günaha gireriz. Ama Allah affetsin de doğru söylüyor. Değil mi? Erkekler daha gıybetçi. Kadınlar biraz da. Kadınlar zaten adı üstü kadın. Olur öyle şeyler. Ama insanları büyük rencide edecek kadar şeyler olmamalı. Ben 40 yıllık tecrübeyle en büyük erkek yalanı. Ne? En büyük erkek yalanı buydu. Çok çirkin olacak ama erkek kadınını aldatmalı. Peki. Kendi karılarını aldatmalılar lazım. Yapıyorlar değil mi? Bu. Yapanlara Allah yardım etsin. Evlerine bağlasın. İnsanın kendi karısı gibi, kendi kocası gibi olmaz. Değil mi? Doğru, bitti. Peki, en büyük yalan bence bu. En büyük yalan kadın yalanı. Söylüyorlar. En büyük kadın yalanı. Çuvaldızı da kendimize batıralım. İstisnalar hariç demek istiyorum ben. Herkesin hakkında yorum yapmak benim haddime değil. Ama vardır onların bir de bildiği vardır. Kadınları her zaman başımın üstündedir. Feminist değilim. Ama onları gerçekten çok üzülüyorum. Onları çok tutuyorum. Onlara ihanet yanlış olmaması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten de böyle olması lazım. Onları çok seviyorum. Onları üzmemelerini rica ediyorum. Kibar Hanım, feminist olmak kötü bir şey midir ya? Vallahi onun anlamını da bilmiyorum. Vallahi. Feminist olmak ne demek? Onu bilmiyorum. Ama feminist kadın mısın derler de bilmiyorum. Kadın haklarını savunan. Kadın haklarını savunan. O mu demek? Evet. Kadınları hep ben savunurum. Her zaman savunurum. Her zaman dediğim, biraz önce dediğim gibi başımın üstüne yerleri olur. Hiçbir zaman için onları, hiçbir kimsenin zaten gittiğini yapmadım bugüne kadar. İlk defa böyle söyledim. Onu da pişman ettim. Efendim cep telefonuyla aramız nasıl? Neyle? Cep telefonuyla. Benim mi? Evet. Ay, Ali bana soruyor Ali. Çok sık kullanır mısınız? Hayır. Çok sık kullananlara nomofobik diyorlarmış. Biz ben bir tek şey yapıyorum ama. Evet. Canım sıkıldığı zaman TikTok'lara bakıyorum. Vallahi mi? Vallahi. Ama güzellerini. Neyi seviyorum biliyor musunuz? Ne? Hani böyle yabancılar, Çinliler var. Evet. Orada yemeklerini değiştiriyor. Etleri, tavukları, o onunkine koyarsak yiyorlar. Yemek ama bu Çinlilerin yemekleri biraz değişik. Böcekler. Yani yemeklerin yemek değil amaç. Evet. O değil. Hani makara gırgır geliyor bana. Güneyim geçeyim diyorsun. Güneyim geçeyim. Onu çok seviyorum. Onun dışında fazla bir şey seyretmiyorum valla. Instagram hesabınız var mı? Vardır herhalde. Onları Ali biliyor Ali. Var. Evet. Var. Ama onu kocam
kullanıyor. Ben hiç kullanmıyorum. Onlarla fazla aram iyiydi. Şarkılarla aram çok iyi. Müsaadeniz olursa. Çocuklarımla da iyi. Çok başka bir şey soracağım ben size. Türkiye'nin gündemi çok başka bir şey. Elbette biliyoruz, eğleniyoruz.